Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2008 yılında lisans programıyla açıldı. Öğrencilerimizi yetiştirirken birincisi ulusal veya uluslararası projelerde yer alabilen mühendisler yetiştirmek. İkincisi akademik çalışmalar yapabilecek gene inşaat mühendisleri yetiştirmek. Ve üçüncüsü de bulundukları konumlarda inisiyatif alabilecek, yönetici olabilecek inşaat mühendisleri yetiştirmek. Bunları yaparken de özellikle inşaat mühendislerinin hem tasarım hem de uygulama alanında yeterli donanıma sahip olmasını istiyoruz. Mezunlarımız gerek ulusal ve uluslararası şirketlerde, kamuda, özel sektörde belirli pozisyonlara gelmiş durumdalar. İnşaat mühendisliği bölümü de %100 İngilizce eğitim veriyor. Yeditepe Üniversitesi tek bir kampüste toplanmış durumda. Sosyal yaşantıdaki ve kulüplerdeki birliktelikler ileriki hayatınıza sizi yalnız hazırlamakla kalmıyor, hiç tahmin etmediğiniz avantajlar bile getirebiliyor. İngilizcenin yanında Yeditepe Üniversitesi'nde başka dilleri de öğrenebilme olanağınız var. Bizim eğitim planında zorunlu inşaat mühendisliği derslerinin yanında 8 tane de seçmeli ders dediğimiz ama bunlar kısıtlı seçmeli ders dediğimiz gruplar var. Örneğin sürdürülebilirlik konusunda, örneğin bilgisayar programları konusunda veyahut çizim konusunda ve de farklı bölümlerden de dersler konulmuş durumda. Yaklaşık olarak her bir seçmeli ders grubunda 6 ila 8 tane ders bulunuyor. Öğrenci kendine bunlardan bir tanesini seçmek zorunda. Ancak bütün grupları mezun oluncaya kadar tamamlamak zorunda. Bunun yanında 3 tane de serbest seçmeli ders grubumuz var. Bunları öğrenciler üniversitedeki çok geniş olan ders grubunun herhangi birinden seçebilirler. İnşaat mühendisliği bölümünün alt grupları var. Örneğin yapı, zemin mekaniği, hidrolik, ulaştırma, işletme ve yapı malzemesi gibi. Bizim programımızda 3. yıldan başlayarak bu her gruptan en azından bir tane ana ders almak zorunda, zorunlu olarak öğrenciler. Son yıldaki bitirme projesi her dalda yapılıyor. Dolayısıyla bunun yanında alacakları seçmeli derslerle de kendilerini hayata hazırlıyorlar. 2 tane staj var. Bir tanesi şantiye stajı, ikincisi proje stajı. Bizim derslerimizin içinde deprem, iş güvenliği, çevre, sürdürülebilirlik, yeşil binalar, kentsel dönüşüm, girişimcilik, farkındalık, trafik, imar hukuku gibi dersler de yer alıyor. Dolayısıyla her zaman güncel konularla ilgili bu programı yenileyebilme olanağımız var. Mühendislik eğitiminin olmazsa olmazı laboratuvarlar. Altyapısı olmayan bir mühendislik eğitimi ben düşünemiyorum. Şöyle ki beton laboratuvarımız var, malzeme laboratuvarımız var, zemin mekaniği laboratuvarımız var. Bunlar bölüm laboratuvarları. Ayrıca mesela topografya çalışmalarında kullandığımız çok değerli aletlerimiz bulunuyor. Öğrenciler bu laboratuvarlarda kendileri çalışmalarını yapabildikleri gibi üniversitenin ve de fakültenin diğer laboratuvarlarını da kullanıyorlar. Örneğin çizim laboratuvarı kullanılıyor, akışkanlar mekaniği laboratuvarı veya fizik kimya laboratuvarlarını da kullanıyorlar. Tabii bir bölümün olmazsa olmazları akademik kadrosu ve de altyapısı. Altyapısı aynı zamanda bilgisayar laboratuvarlarında kullanılan programları da kapsıyor. İnşaat mühendisliği alanında kullanılabilecek çok sayıda da programı mevcut bölümün. Öğrenciler bunları da
rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ders dışında şöyle, bizim öğretim üyelerinin katılmış olduğu araştırma çalışmaları var. Öğrenciler bunlara katılıyorlar. Ayrıca onlardan türetilen bilimsel çalışmalar var. Onlarda da yer alıyorlar. Ağırlıklı olarak da mühendislik projesi yapan öğrenciler çok sayıda makalelerin üretilmesinde katkı sağlamış durumdalar. Öğretim üyeleriyle ayrıca ortak çalışmalar da yapabiliyorlar. Örneğin yurt dışıyla bağlantılı olan öğretim üyelerimiz var. Oradaki mesleki derneklere üye olan. Bunların yaptığı toplantılara katılabiliyorlar. Yan dal ve çift ana dal programları zaten üniversite ağırlıklı bir şekilde destekliyor. Erasmus imkanı tabii ki var. Her yıl çok sayıda öğrenci gidiyor, geliyor. Erasmus ve Exchange ofisi var. Yurt dışında yüksek lisansını tamamlamaya çalışan öğrencilerimiz var. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında birçok şirkette iyi konuma gelmiş şantiye veya ofiste çalışan öğrencilerimiz var. Seçeceğiniz üniversitenin kampüsünü yerinde görmeniz, bölüm hakkında özellikle akademik kadrosu ve altyapısı hakkında yeterli bilgiyi edinmeye çalışmanız lazım. Ben herkese başarılar dilemek istiyorum.